İsmi hep tartışma konusuydu. Kimi mıhlama dedi, kimi de muhlama. Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti hakkında son sözü Türk Patent ve Marka Kurumu söyledi. Rize muhlamasını coğrafi işaretle tescilledi. Mis gibi tereyağı kokar ve afiyetle oturup yersin ve keyif alırsın. Hepsi orijinal oldu mu mis gibi bir mıhlama meydana gelir. Kokular yanmaya başladı valla. Mıhlama, mıhlama, mıhlama nedir? Bak şimdi asıl ismini buldu, muhlama. Tadında herkes hemfikirdi ama isme gelince işler değişti. Karadeniz'in damak çatlatan lezzeti sonunda muhlama olarak tescillendi. Gerçeğe muhlama ve bundan çok mutlu olduk. Harika bir şey oldu. Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden biri elbette muhlama. Sadece 3 malzemeden oluşuyor. Tereyağı, peynir ve mısır unu. Ve bu lezzet artık tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu yılların tartışmasını nihayet bitirdi. Rize muhlamasını coğrafi işaretle tescilledi. Bahçeden eve gittik mi hemen pratik yemek ne olur? Acil hemen bir muhlama yapak. Tescillenen bu lezzetin sırrı nedir? İyi bir muhlama nasıl yapılır? İşte ustasından öğrenelim. Görüyorsunuz şöyle tereyağımızı biraz fazla koyuyoruz. Tereyağımız şu anda tam kıvama gelmiş. Şu anda mısır ununu koyuyoruz. Şöyle güzelce kavuruyoruz onu. Hafif böyle rengini atacak böyle güzelce. Soğusu koyuyoruz ona. Soğusunu koyduktan sonra o muhteşem teşhet peynirini koyuyoruz. Muhlamanın önemli tarafı da çırpması. Çok teşhet gözüküyor gerçekten. Şimdi bu da yediğin zaman o zaman teşhete kapılaşan. Adem Usta muhlamanın iyi olup olmadığını peynirin uzamasından anlarsınız dedi. Biz de şimdi onu denemek için sandalyelere çıktık. Adem Usta evet, tamam, uzadıkça uzuyor. Şahlandı gidiyor valla görüyorsunuz. Dans ediyor şu anda görüyorsunuz. Şu muhlama yemeyen bilmiyorum. Muhlamamızı yaptık. Şimdi deneme sırası bende. Bakalım bizi Karadeniz'e götürebilecek mi? Ben şimdi Karadeniz'e bilet almaya karar verdim. Üfleyerek yiyoruz çünkü ağzınız yanabilir.